Sözlerime başlamadan önce bugünkü liste Suriye'den ülkemize yasa dışı geçişi engellemeye çalışırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinçi Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Dün kadına karşı şiddetle mücadele günüydü. Bu ülkede kadın olmak ne yazık ki çok zor. Ekonomik ve sosyal baskıların yanında, Kadına karşı artan şiddet bu ülkenin acı bir gerçeği. Atanmış İçişleri Bakanı bu yıl cinayete kurban giden kadın sayısının geçtiğimiz yılı aşacağını söyledi. Ama buna derhal bir de kılıf bulmayı ihmal etmedi. Kadın cinayetlerini bir kanalın içine koymuş. Cinayetler artıyormuş ama kanal aşağı doğru gidiyormuş. Kadınlar o ölüm kanalının içinde olmayı istemiyor. İstanbul Sözleşmesi'ne attığı imzayı geri çeken bu yönetime defalarca söyledik. Artan kadın cinayetlerinin vebali sizin boynunuzadır dedik. Bu vebal, İçişleri Bakanı'nın bahsettiği hiçbir kanala sığmaz. Biz bir kez daha tekrarlıyoruz. Gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden biri, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden imza koymak olacak. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. Değerli basın mensupları, ülkemiz yönetilmiyor, savruluyor. Kifayetsiz Erdoğan şahsım hükümeti eliyle döviz piyasalarında büyük bir kaos yaratıldı. Erdoğan yapımı bu krizin yarattığı belirsizlik, istikrarsızlık ülkemizde hem üretimi hem ticareti vurdu. Erdoğan'ın ekonomiye kerameti kendinden menkul, ideolojik saplantıyla malül, kibirle yoğrulmuş bakışı ulusal egemenliğimizin, ulusal itibarımızın simgesi, milli paramızı pul etti. Milli paramızla beraber yurttaşlarımızın cebindeki paranın satın alma gücü de hızla eridi, eriyor. İşçilerimiz, memurlarımız, emeklilerimiz, milyonlarca sabit gelirlimiz her saniye daha da yoksullaşıyor. Çiftçilerimiz artan girdi maliyetleri nedeniyle tarlasına küstü. Çaresizlik duygusu milletimizin boğazına yapışmış sıkıyor. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Tencereler boşalıyor. Marketlerde karne uygulaması başladı. Bazı ürünlerde bir alırsan ikincisini vermiyorlar. Esnaf satacak mal bulamıyor, sattığını da yerine koyamıyor. Fiyat etiketleri sürekli değişiyor benzin pompalarındaki rakamlar artık elektrik sayıcından da hızlı çalışıyor. Ülkede ticaret durma noktasında. Çekler ödeme aracı olmaktan çıktı. Kimse çek kabul etmiyor. Ucube rejimle beraber zirve yapan ekonomik kriz artık tüm milli varlıklarımızın değerini kemirip bitiriyor. Erdoğan ve Çamur ittifakının koalisyonunun küçük ortağı sıcak para baronlarının, kara paracıların, manipülatörlerin, spekülatörlerin, akbabaların milletimizin emek emek inşa ettiği milli varlıklarımızı talan etmesinin önünü açtı. Ucuza mal kapatmak isteyen spekülatörler, topraklarımızın, fabrikalarımızın, rafinerilerimizin, enerji santrallerimizin üzerinde akbabalar gibi dolaşıyor. Milli servetimizi yağlama yağmalamak için fırsatçılar ellerini ovuşturuyor. Pul olan Türk parasının değeriyle ülkemizin borç yükü her saniye katlanıyor. Dış borcumuz Haziran sonu itibariyle 446 milyar dolar. Bu borcun Türk lirası cinsinden karşılığı yine Haziran ayında Haziran ayından bu yana bir buçuk trilyon lira arttı. Bu 2021'de toplanan vergilerin bir buçuk katı. Yani böyle bir kur farkı yükü bu ucube koalisyon tarafından milletimizin sırtına yüklendi. Bir avuç saray beslemesi dışında herkes yarınından endişeli. Kimse önünü göremiyor. Çocuklarımız yatağa aç giriyor. Gençlerimiz gelecek umudunu yitirmiş. Başka ülkelerde ekmeğini arıyor. Beşeri sermayemiz hızla yıpranıyor. Bir nesli kaybediyoruz. Halkımız, devletimiz, şirketlerimiz, milli sermetimiz ve 800 milyar dolarlık Türkiye ekonomisi yarı cahil, ehliyetsiz kadroların elinde büyük bir tehdit altında. Devlet yönetiminde organize bir cehaletle karşı karşıyayız. Ülke hızla demokratik kazanımlarını yitiriyor. Yönetim hızla otoriterleşiyor. Tek adam şahsım rejimine geçildikten sonra yaşanan kötüye gidişi durdurmak için yaptığımız tüm uyarılara, paylaşılan tüm çözüm önerilerimize rağmen Erdoğan hatalarından dönmedi. Artık sorun ideolojik taassubun kerameti kendinden menkul ekonomik zırvaların ötesine geçmiştir ülkeyi yönetenlerin gerçeklikle bağı tamamen kopmuştur, devlet aklı yok olmuştur. Ucube rejime de, Erdoğan şahsı hükümetine de artık güven kalmamıştır. Sarayın vesayeti altında ve beceriksiz kadroların elinde mehluç hale getirilen bir merkez bankası, milli paramızın değerini koruyamamaktadır. Ekonomide kaos yaşanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı ortada yoktur. Bu ülkede ekonomiye kim bakmaktadır belli değildir. Bakanın yerine yardımcısı sosyal medya mesajları atıp durmaktadır. Attığı her mesajda piyasalardaki tedirginliği arttırmaktadır. Türkiye ekonomisi yarı cahillerin deneme yanılma tahtası olamaz. Yarı cahillerin yapacağı bir ameliyatta ekonomimizin masadan kalkma masadan ka, masada kalması kaçınılmazdır. Erdoğan kendisini akla davet edenlere, yanlıştan dönmesini isteyenlere bugüne kadar hep hakaret etmiştir. Yetmemiştir, tehdit etmiştir. Bugün bunları yapmaya da devam etmektedir. Maşallah koalisyonun küçük ortağı da ondan geri kalmamaktadır. On parmağında on kara sağa sola çalmaktadır. Bir de tehditler savurmaktadır. Erdoğan kendine kral çıplak diyenlere, hatalarını söyleyenlere, ülkeyi sıcak para baronlarına, kara paracılara, manipülatörlere, spekülatörlere, egemen güçlere yem ediyorsun diyenlere mandacı iktisatçı demiştir. Biz şimdi kendisine mandacı kimdir nedir bir anlatalım. Mandacı bu can butende kaldığı müddetçe papazı vermem diye millete caka sattıktan sonra o papazı özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oval ofisine bir gecede gönderendir. Mandacı kendisine aptal olma diye mektup yazanların ayağına koşup, hakaret dolu mektubu yüzlerine çarpamayıp kedi gibi pısandır. Mandacı, Rus uçakları İdlib'de 36 askerimizi şehit ettiğinde bunun hesabını soramayan, üstüne üstü Kremlin sarayının kapılarında dakikalarca bekleyip, bu halini de Rusların resmi televizyon kameralarına çektirerek kendini rezil edendir milletin itibarına sahip çıkmayandır. Mandacı, Yunanistan burnumuzun dibindeki adacık ve kayalıkları işgal ederken sessiz kalıp iki çift laf edemeyendir. Mandacı Emevi Camii'nde namaz kılacağız deyip egemen güçlerin taşeronluğuna soyunan 5 milyon Suriyeliyi ülkemize Suriyeliyi ülkemize doldurandır. Yine bir o kadar Suriyeliye de Suriye'de bakmak zorunda kalandır. Mandacı milletimizin 10 milyarlarca dolarını Suriye bataklığında bataklığa gömendir. Mandacı 30 yaşındaki bir İranlı sahtekarın önüne yatandır, yatanlardır. Ondan aldıkları dolarları ayakkabı kutularında, evlerindeki çelik kasalarda saklayanlardır. Milli şerefimizin ve haysiyetimizin timsali al bayrağımızı bu dolandırıcıya yandaş televizyonlarda dekor yaptıranlardır. Mandacı bu ülkenin atadan dededen kalan tüm varlıklarını, limanlarını, çimento fabrikalarını, yem fabrikalarını ve pek çok tesisini yandaşlarına ve yabancılara peşkeş çekenlerdir. Mandacı Türk bankalarının verdiği krediyle Türk Telekom'u Lübnanlı Hariri ailesine peşkeş çekendir. Mandacı Türk Telekom'un karını Lübnan'a kaçırıp kredi borcunu da milletimizin sırtına yıkanlara göz yumanlardır. Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu yandaşlarına vurduranlardır. Mandacı bu ülkenin en stratejik savunma tesislerinden biri olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna 5 kuruş almadan peşkeş çekenlerdir. Mandacı faiz lobilerini ağızlarından düşürmeyip iktidarları iktidarları döneminde 203 milyar doları Londra'daki New York'taki tefecilere faiz diye ödeyenlerdir. Mandacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti devletinde milli paramızla değil, dolarla, avroyla ihale verenlerdir. Mandacı yandaşa adrese teslim kamu özel işbirliği peşkeşleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkisini tanımayıp Londra mahkemelerine o anlaşmalarla yetki verenlerdir. Mandacı bu milletin 128 milyar dolarını merkez bankasının arka kapısından hiçbir kurala ve teamüle uymadan kendi siyasi ikbali için buharlaştırıp bugün Türk lirasını kolu kanadı kırık ve sev ve savunmasız bırakanlardır. Mandacı ülkemizin itibarı olan milli paramızın adı sanı duyulmamış paralar karşısında bile gün görmüş kar gibi erimesine sebep olandır. Mandacı dün 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıkları, yandaş gazetelerde olmadık hakaretler ettikleri bir ülkenin Veliat Prensi'nin bugün ayağına sırf 10 milyar dolar getirecek diye Türkuaz halı serenlerdir. Mandacı milli varlıklarımızın değerini düşürüp yerlerde süründürenlerdir. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen atadan dededen kalan son gümüşleri yok parasına körfez şeyhlerine pazarlamaya kalkanlardır. Genlerinde kuvayi milliye ve müdafaa hukuk olan milletimiz mandacıyı çok iyi tanır. Milletimiz kurtuluş savaşı veriyoruz diyenlerin vatandaşın cebini nasıl boşalttığını, egemen güçlerin ve maşaları, maşalarının ceplerini nasıl doldurduğunu gayet iyi görmektedir. Mandacının bir tek kendi cebini düşündüğünü doların yeşilini nasıl sevdiğini milletimiz bilir. Saray sosyetesinin riyakarları da çok yamandır. Millet yokluk çekerken bu ülkede yokluk diye bir şey yok, bolluk ortada derler. Market rafları, pazar tezgahları yangın yerine dönmüşken iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. İki kilo domates yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebze kullanmak sağlığa zararlı derler. Ama aziz milletimizde bunları bile alacak hal bırakmadıklarını maalesef görmezler. Bu riyakarlar zulüm ettikleri milletimize para kalmayabilir. Başınızı kaldırın şu yolların güzelliğine bakın. Bakın ne güzel yollar yapılmış. Gözünüz gönlünüz açılsın diyecek kadar dolar avro garantili yollarla milletin yarasına tuz basacak kadar kibirlidirler. Bunlar utanmadan millete aylarca belki soğan ekmek yiyeceğiz ama Güvenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz derler. Ama yandaş, akrabayı, talukat, besleme, lüks arabalarda, yatla, yatlarda, kotralarda gününü gün eder. Bunun yapacağı kurtuluş savaşında, bunların yapacağı kurtuluş savaşında saraylar, lüks uçaklar, yatlar, arabalar, efuliler kendilerine olur. Kuru soğan ekmek millete kalır. Kurtuluş Savaşı diyerek kendileri yutarlar salkımı, millete ise verirler talkını. Bunların davaları da, savaşı da doların yeşilidir. Saraylarıdır, lüks uçaklarıdır, yatlarıdır, kotralarıdır, şişkin banka hesaplarıdır. Yüz binlerce dolarlık lüks arabalarıdır. Asgari ücretin iki katını verip aldıkları, sonra da boyunlarına takıp millete caka sattıkları markalı atkılarıdır. Bunlar Kurtuluş Savaşı çığlıkları atıp, Üstatlarının Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa sözlerine parmak ısırtırlar. Kurtuluş Savaşı lafları size bol gelir. Bir şeyleri kurtarmak mı istiyorsunuz? Önce milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak deyip milletin başına musallat ettiğiniz kamu özel işbirliği talanından milleti bir kurtarın bakalım. Son 5 yılda milletimiz bunlara verdiğiniz garantiler nedeniyle geçmediği köprüye, tünele, yola buçuk milyar dolar ödedi. Önümüzdeki 3 yılda da bu yandaş çetenin cebine 14 milyar 601 milyon dolar konacağını şu anda mecliste görüşülmekte olan bütçe söylüyor. Dolar kuru bugünden 12 liraya aştı bile. Dolar artınca beşli çetenin bütçe üzerindeki vesayeti, bütçeden alacağı para da katlanacak. Bu talanı durdurun. Bu garantileri Türk lirasına çevirin. Bu yılın ödemeleri mücbir sebep diyerek erteleyin. Buradan yapacağınız tasarrufu da emekliye, memura, asgari ücretliye verin. Sizin Türk lirasını pul eden politikalarınız neticesinde asgari ücretlinin cebinden çekip aldığınız aylık 152 doları derhal telafi edin. Çiftçiye destek borcunuzu ödeyin. Pandemide esnafa verdiğiniz kredinin en azından faizini hibe edin. Geri ödeme vadesini yayın. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Çünkü onlar milleti unuttu. Milletin halini görmüyor, feryadını duymuyor. Onlar sadece kendilerini kurtarmayı düşünüyor. Milleti bekleyen tehlikelerin farkında bile değiller. Dalgalı kur rejiminde döviz krizi çıkardılar. Bunu becerdiler. Şimdi o döviz krizi çiftçilerimize ezip geçiyor. Son bir haftada üre gübresinin tonuna bazı illerimizde 2000 liranın üzerinde zam geldi. Antalyalı, Bursalı, Eskişehirli, İzmirli, Kocaeli'li, Mardinli, Sakaryalı, Ordulu çiftçilerimiz ne yapacaklarını şaşırdılar. Çiftçi tarlasına gübre atamadı. Şimdi tarlalarda verim düşecek. Mutfaklardaki yangın gelecek seneye de sarkacak. Milletimizin gıda güvenliğini tehlikeye attınız. Şimdi kendi çiftçinize destek olacağınıza elin çiftçisini abat etmeye soyundunuz. Toprak Mahsulleri Ofisi bizim çiftçimizden buğdayı 2250 liraya almıştı elin çiftçisine yüzde elli daha fazla ödüyor. 3.342 lir, 343 liraya buğday ithal ediyor. nasıl bir kafa? Türk çiftçisini borca batır, elin çiftçisini ihya et. Şimdi bu kimi kurtarma savaşı, kimin kurtuluş savaşı? Borsa şirketlerimizin değeri, Merkez Bankası'nın ben artık enflasyona değil, çekirdeğine bakacağım dediği gün 205 milyar dolardı. 2 ayda 171 milyar dolara düştü. Milletin mal varlığı, borsadaki mal varlığı 2 ayda 34 milyar dolar eridi. Yine Eylül'ün ilk haftasında varlık fonunun elindeki varlıkların değeri 34,5 milyar dolardı. 2 ayda 23,5 milyar dolara düştü. Daha dün FETÖ darbesinin arkasında olduğunu söyledikleri yandaş basınlarında etmedikleri hakaret bırakmadıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliahtına getirdiği 10 veliahtına getirdiği 10 milyar dolarla atadan dededen kalan son gümüşlerimizin yarısını alma fırsatını altın tabakta sundular. Katar'a tank paleti peşkeş çekenlerin şimdi de bu ülkenin bir başka gözbebeği bebeği savunma sanayi tesislerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne peşkeş çekeceğini uluslararası basın yazıp çiziyor. Sevsinler sizin kurtuluş savaşınız. Bu ülke emperyalizme karşı şanlı kurtuluş savaşını vermiş. Ve ulusça büyük bir zaferle bu savaştan çıkmayı bilmiş. Ama Erdoğan ne zaman ağzına ekonomik kurtuluş savaşı lafını alsa kazanan hep egemen güçler ve maşaları oluyor. Kazanan hep dolar ve avro oluyor. Erdoğan bu lafı ilk kez Ekim 2018'de ağzını aldı. O gün dolar kuru 5 lira 82 kuruştu. Ekim 2020'de ikinci kez ekonomi kurtuluş savaşı ilan ettiğinde dolar kuru 8 lira 14 kuruş olmuştu. Şimdi yine aynı lafı ağzına aldı. Dolar kuru 13,5 lirayı görmüştü. Bunların yapacakları, millet için yapacakları tek hayırlı kurtarma bu aziz milleti kendilerinden kurtarmaktır derhal sandığı milletin önüne getirmektir. Kaybolan güveni geri, geri, getirmek, milleti bu hayat pahalılığından çekip çıkarmak başka türlü mümkün değildir. Hep söylüyoruz. Çakma doktor candan eder, çakma imam dinden eder, çakma ekonomist parayı pul eder. Erdoğan'ın yaptığı tam da budur. Kendi beceriksizliklerinin, kendi yetersizliklerinin üstüne bu milletin en şerefli savaşını örtü yapmaya çalışmak, günahlarını bununla örtmeye çalışmak çok büyük ayıptır. Hele hele oynadıkları bu aciz senaryoda Milli Güvenlik Kurulu'nu figüran yapmaya kalkmak tam bir kendini bilmezliktir. Bu ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin istismar etmediği, çürütmediği tek bir kurum, tek bir kurul ne yazık ki kalmamıştır. Bir daha söyleyelim. Bu krizin arkasında yabancı güçler falan yoktur. Bu krizin tek bir müellifi vardır. Erdoğan'dır. Tabii onun yanında koalisyonunda küçük ortağıdır. Artık miadını dolduran metal yorgunu bir hükümetin tevil kabul etmeyen zırva ekonomi politikalarının Milli Güvenlik Kurulu kararıyla korumaya kalkmak acizin ikrarından başka bir şey değildir. Vesayetçiliğin de daniskasıdır. Damadın dediği gibi bu ucube sistemle at izi it izine karıştı. Ne yaptıklarının, neye sebebiyet verdiklerinin farkında bile değiller. Yıllarca asker siyasete niye karışıyor? Askeri vesayet, askeri, vesayet, askeri vesayet kabul edilmez diyenler, e şimdi Milli Güvenlik Kurulu'ndan medet umar hale gelmişlerdir. Bu ülkede emekli amiraller gıkını çıkarınca, Montreux ile ilgili bir bildiri yayınlanınca linç edilip darbeci yapılıyor. Ama Milli Savunma Bakanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, Genel Kurmay Başkanı'nın, Kuvvet Komutanları'nın bulunduğu kuruldan dış güçler ekonomiyi tehdit ediyor mealinde bildiri yayınlatmanın adı ileri demokrasi oluyor. Ben buradan soruyorum. Siz bu ekonomiyi ne zaman, nasıl milli güvenlik kurulunun himmetine muhtaç hale getirdiniz? Allah aşkına ekonomi politikaları ne zamandan beri askerin ve güvenlik bürokrasisinin görev alanına giriyor? Oldu olacak. Merkez Bankası'nın başına da emekli bir albay atayın. Olsun bitsin. Erdoğan şahsım rejiminin bu oyuna milli kurulu milli güvenlik kurulunu dahil etmekteki muradı ucube ekonomi politikalarını eleştirenlere gözdağı vermekse biz bu darbeci kafaya da hiç pabuç bırakmayız. Bunu da herkes böyle bilsin. İşte tüm bu kepazelikler devlette yönetim krizinin hangi aşamaya geldiğini göstermesi bakımından ibretliktir. Çok açık söyleyeyim. Bu ülkede tek milli güvenlik sorunu gerçekle bağı tamamen kopmuş, kibir hastalığıyla malul Erdoğan'dır. Ne güzel demiş büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. En büyük savaş cehalete karşı yapılan savaştır. İşte bu yarı cahil kadroları sandıkta göndermeden bu ülkenin ufkunu açmak mümkün değildir. Millete rahat bir nefes aldırmak hiç mümkün değildir. Yarından tezi yok, seçim sandığı milletin önüne getirilmelidir. Demokrasilerde sandıktan kaçılmaz. Sandıktan kaçan demokrat olmaz. Sandıktan kaçan milletin gözünde de gönlünde de sakıt olur. Biz Erdoğan ve bu ucube koalisyonun küçük ortağına derhal seçim çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu uçurumdan önceki son çıkış için makul bir çağrıdır. Aksi halde bu yarı cahil kadrolar elinde ekmek yiyebileceğimiz bir ekonomimiz bile artık kalmayacaktır. Bugün herkes demokrasiden yana taraf olmalıdır. Sandık talebini gür bir sesle tahriklere kapılmadan dile getirmelidir. Gün artık susma günü değildir. Dante'nin şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır. Cehennemin en karanlık yerleri, buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Biz bu çerçevede anayasal hakkımızı kullanarak hemen seçim, acil seçim demek üzere meydanlara iniyoruz. İlk mitingimiz 4 Aralık tarihinde Mersin'de olacak. Çocuğuna mama alamayan anaları, çocuğuna harçlık veremeyen babaları, ay sonunu getiremeyen işçilerimizi, yoksulluk sınırının altında yaşayan emeklilerimizi, sattığı malı yerine koyamayan esnafımızı, girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçimizi, umudunu kaybeden gençlerimizi, bu hükümetten sıtkı sıyrılan tüm yurttaşlarımızı, Seçim, seçim, seçim demek üzere meydanlara çağırıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorular varsa alayım. Efendim, Fox TV tarafından bize yönlendirilen bir soru oldu. Soru şöyle: Ekonomideki bu tablo karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın sessizliği sürerken, Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'den açıklamalar geldi. Ee, düşük faiz politikasını sürdüreceğiz dedi bir yandan Elvan'ın bakanlıktan alınacağı ya da istifa edeceği konuşulurken diğer yandan da bakan yardımcısının açıklamaları geliyor. Nurettin Nebati'nin Berat Albayrak'a yakın bir isim olduğunu da düşünürsek siz bu tabloyu ve bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Ve ekonomide Erdoğan eliyle çıkarılmış büyük bir kaos var. Bunun karşısında Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzını da bıçak açmıyor dün akşamdan beri yardımcısı sosyal medyadan mesaj verip duruyor. Sarayın kerameti kendinden menkul ekonomik zırvalarının peşine takılmış gidiyor. Ama zırvanın tevil götürmediğini bilmiyor. Ama öyle gözüküyor ki anlaşılan bakanın gidici olduğunu bakan yardımcısı anlamış. Saraya sosyal medyadan ben buradayım göreve hazırım diye mektup yazıyor, işaretler yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanına Ziya Paşa'nın sözlerini hatırlatmak isterim. Devlet insanı ne zaman çekildik izzeti ikbaliyle babu hükümetten diyeceğini bilmelidir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.